Asıl en önemlisi ehliyette kan grubu yazıyor. A grubu RH negatif değil mi? Evet. Rapora göre cesedin kan grubu aynı. Yani? A negatif ender bulunan bir kan grubu biliyorsunuz. Maalesef %99 o. Neden %100 diyemiyorsunuz? Ben polisim. %1 de olsa açık kapı bırakırım. Cenaze ister misiniz yoksa... Onun ölmediğini düşün. Rahat edersin. Kim bu adam? Sonra anlatırım. Ebru Hanım, bakın bu Kürşat'ın ablası Fatma Hanım, bu da kocası. Cemil Bey şimdi söyledi. Siz... Evet, eşim. Hadi gidelim. Onu biz çağırdık Gaziantep'ten. Doku testi yaptıracağız. Niçin? İşte %1'i araştırıyoruz. Bakalım ablasıyla uyuşacak mı? Sonuçtan haberim olacak değil mi? Hı hı. Aynur, Londra'yı ara. Şu işi kesinleştirelim. Baş üstüne. Hı hı. Merci. Hi, Mrs. Colligan. How are you? I'm fine, thank you. I arranged Kuşadası for May and June. The capacity is 4,000. Is it all right? How about July? I didn't ask for it. I want July too. We should go for 10,000. In this case, we need a second hotel. Okay, you organize it. I'll give the guarantee. Fine, I need 3 days. Bye. Bye. Bu plasmanı sağlarsak... Köşeyi döneriz işte. Çiğdem diye biri arıyor. Bağlayayım mı? Bağla. Alo, Ferit Bey. Evet, söyle bakalım. Canım sıkıldı, bir arayayım dedim. İyi, nasılsın bakalım görmeyeli? İyidir, şu an teneffüsteyiz. Kulübeden arıyorum. Okul çıkışı görüşebilir miyiz diyecektim. Aa, imkansız, işlerim var. Ya. Tabii kızım, sen beni lise talebesi sanıyorsun galiba. Pardon, ben de sandım ki... Bozulma, hafta sonuna ne dersin? Mesela cumartesi öğleden sonra görüşebiliriz. Bana çocuk muamelesi yapıyorsun. İlgisi yok. İşte söylüyorum, cumartesi. Hem bir yerlere gideriz seninle. Evden izin alabilirsin. O zaman cuma öğleden sonra beni ara. Pekala. Ebru, telefon. Pardon. Efendim. Ebru benim annem. Anladım, hayırdır? Şubeden aradılar. Başkomiser Cemil Bey. Mutlaka uğramalıymışsın. Hayır, hayır, hayır. Tamam, uğrarım. Başka? Bir de şu gazeteci kadın geldi. Mutlaka seninle görüşmek istiyormuş. Sen bir yolunu bul. Onlarla uğraşamam şimdi. Çantamı verir misin? Nereye? Acele gitmem lazım. Ebru... Sana başsağlığı dileyemedim, özür dilerim. Boş ver.
Korkunç bir ölüm şekli, öyle değil mi? Evet, tamamen yanmıştı. Fakat bu kadar sorunları olan biriyle nasıl evlendin sen? Bilmiyordum ki. Ama hayat çok şey öğretiyor insana, değil mi? Bak Ömer, bu konulardan bıktım artık. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Özür dilerim. Allah'tan çabuk bitti. Ne bitti? İlişkin, sıkıntıların. Farz et ki kötü bir rüya gördüm. Hoşça kal. Merhaba Ebru Hanım. Arabaya buyurmaz mısınız? Aferin, yürekli kızsın. Kimseden korkmamayı öğrendim. Bravo. Ne tarafa abi? Ben karşıya geçecektim. Yürü hadi. Babanız da yokmuş. Neyle geçiniyorsunuz? Bir taksimiz var onunla. Başka? O kadar. Yani Kürşat bir şey bırakmadı mı size? Nasıl? Banka hesapları, hisse senetleri, kıymetli kağıtlar filan. Maalesef. Sonuna kadar size inanmak istiyorum. Beni şuralarda bir yerde indirebilirsiniz. Neden? Ne güzel konuşuyordum. Yürü Kemal. Fakat... Cesur bir kız olduğunu söylemiştik. Bırak da biraz daha dolaşalım. Şu ileride biraz dur bakalım. Gel bakalım, seninle biraz konuşalım. Siz arabada kalın. Şu şehre dışarıdan bakınca her şey süt liman ama içinde ne dolaplar dönüyor. Hele parasız bir şey yaramıyor şu İstanbul. Sizin pek bir sorununuz yok gibi. İyi de parayı biz çok zor kazanıyoruz. Yani hayatımız pahasına. Anlıyorum. 270 milyar. Bu kocan olacak adam 270 milyarımıza kan doğradı. Bunu daha önce de söylemiştiniz. Onun öldüğüne sen de benim gibi inanmıyorsun, değil mi? Bütün deliller öldüğünü gösteriyor. Polisler de bu konuda emin. Ama sen değilsin. Bilmiyorum. Kocanın bir başka kadınla ilişkisi var. Bunu öğrendik. Fakat kadının kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Peki nasıl öğrendiniz? Kendi yöntemlerimizle. Tahmin yürütüyorsunuz. Hayır. Birkaç yıllık bir ilişki bu. Onları birlikte görenler var. Eğer polise ve gazetecilere ölenin kocanız olmadığını söylerseniz onları çabuk buluruz. Nasıl? Paniğe kapılıp hata yaparlar. Ya gerçekten öldüyse? Fark etmez. Siz öyle söyleyin. Tamam mı? Buyurun. Tamam, o adamı olay mahalline götürün. Bir değil, iki değil komiser bey. Adam balkonda inek besliyor. Ona karışamayız. Size saldırdıysa icabına bakacaklar. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Siz odama geçin, geliyorum. Tamam kardeşim, anladık. İnek meselesini belediyeye bildirin. Onlar ilgilenirler. Ne insanlar var? Adamın komşusu üst katta inek besliyormuş. Kalkıp bize geliyor. Neden oturmadınız? Hayır, teşekkür ederim. Beni aramışsınız.
Evet, bugün test sonucunu aldık. Maalesef. Ne maalesef? Dokular tutmuyor. Yani? Kürşat'ın ablasından alınan dokuyla cesedinki aynı değil. Ben haklı çıkıyorum galiba. Yalnız raporda bazı kardeşler arasında doku uyuşmazlığı olabileceği de söyleniyor. Yüzde kaç? %20 oranında. Siz bu defteri kapatmak mı istiyorsunuz? Evet. Böylesi daha iyi olmaz mı? Belki. Raporumuzu yazarız, kayıttan düşerler ve böylece siz de... Özgürlüğüme kavuşmuş olurum. Ama bu durumda ne de olsa evli bir kadınsınız. Mesela bir başkasıyla evlenemezsiniz. Ne yapmalıyım? İşte burada. Tutanakta sadece sizin ifadenizi boş bıraktım. Evet, o yanan arabada gördüğüm ceset kocama aitti derseniz... ...bütün mesele biter. Bakın, şu boşluğa isterseniz kendi el yazınızla yazıp altını imzalayın. Bunun için ne kadar vaktiniz var? Yarın akşama kadar. Çünkü savcılık dosyayı istiyor. O zaman yarına kadar izin verin. Bunu düşünmek istiyorum. Söz. Yarın sizi arayacağım. Pekala. Buyurun, kim aradınız? Ferit Bey. O burada mı? Evet, bir dakika. Kim diyelim? Sema deyin. Sema, o çakar. Pekala, siz bekleyin biraz. Bir öğrenci kız geldi efendim. Sizi görmek istiyor. Öğrenci mi? Evet, adı Sema'ymış. Allah Allah. Gönder bakayım. Tam çattık bu sefer. Ay, çat kapı geldim, kusura bakma. Bir iki kez telefon ettim. Cevap vermedi. Akşamları erken kapatıyorsunuz galiba. Evet. Otursana. Boş ver. Babama uğradım. Hala seyahatten dönmemiş. Ferit yerindeyse... Yerimdeyim. Broşürlere baktım. Şahane oteller var. Evet. Nasıl girdin bu işe? Merak. Tabii iyi lisan bilmek de lazım. Değil mi ya? Aslında benim İngilizcem fena değil. Biraz da Almanca öğrensem. Sen iyi konuşuyor musun? Neyi? Almanca canım. İşte. Ne güzel. Aa, bunu çok görüyorum. Tio ne demek? O Almanların çok büyük bir seyahat acentası. Bak, ben çıkmak üzereydim. İstersen seni gideceğin yere kadar bırakayım. Aa, harikasın. Yeleğin çok güzel. Nereden giyiyorsun? Boş ver, çıkalım. Ben çıkıyorum Aynur Hanım. 6'da sen de gidersin. Pekala. Hoşça kalın. Alo? Hayır. Az önce çıktılar efendim. Aynı şekilde size söylüyorum. Ben de sizlere köpek gibi seviyorum. Tamam mı? Ay, bu özel radyolarda doğru dürüst bir şey çalmıyorlar. Habire geyik muhabbeti. Nerede oturuyorsun? Karşıda. Tamam, nihayet güzel bir müzik buldum. Karşıda nerede? Çengelköy. Ama 1-2 saat takılabilir. Nasıl? Annem merak etmez mi? Telefon ettim, evde yoktu. Demek ki geç gelecek. Biraz kısar mısın? Ay, hiç kısık sesli müzik dinleyemem. Seni evine bırakayım. Çünkü ben bir yere gitmek zorundayım. Sevgilimle buluşacağım desene. İlgisi yok. Tamam, tamam, inandım. Çiğdem, sofrayı kurmama yardım eder misin? Seni çiftlikten kovarım. O zaman istediğin herhangi bir köşede kendini iş aramaya başlayabilirsin. Son 4-5 gün doğrudur çalışamadık. Şu cenaze işi, hanımın hastalanması falan derken... Ha, sahinesi varmış. Yok bir şey. Biz hamile sandık. Meğerse vurmuş. Ne olacak peki? Doktorlar ameliyat diyor. Ben de acelesi yok dedim. Acelesi olmaz olur mu? Sen deli misin? Ya gittikçe büyürse, Allah korusun. Çok masraf. Önce şu otelin borcunu öderim. Otelci beklemez. Ya icraya falan verirse? Vermez. İcap edersen ilk günden alırım ben. Doğru söylüyor. Allah korusun. Kadına bir şey olursa 2 çocukla bir başına kalırsın. Boş ver be abla. Acı patlıcan olduk biz. Hadi, yemekleri getiriyorum ben. Hadi, size afiyet olsun. Nereye? Bir şeyler ye, öyle git. Karnım tok. Bu gece çalışacağım biraz. Abi, çorba içseydin bari. Allah razı olsun. Ben gideyim. Daha eve de uğrayacağım. Ama söz ver. Yarın yatıracaksın karını hastaneye. Tamam, söz.
Ebru, gelsene biraz. Şunun geberdiğine sevinmedin desem yalandır. Kimin? Kürşat'ın. Etme bulma dünyası kızım. Allah insanı bu dünyada yakar, öbür dünyada da. Hadi eyvallah. Güle güle. Evet, haklısın. Çok komik. Biliyor musun, dün akşam buluştuk. Kiminle? Hani şu turizmci vardı ya, Ferit. Evet. Onunla. Sonra beni eve kadar bıraktı. Ben dışarı çıkıyorum. Ne oldu şimdi? Hayır, sigara dumanı. Nefes alamıyorum. Ne oldu Çiğdemciğim? Bir şeye mi bozuldu? Hayır. Hadi sınıfa girelim. Buyurun Zehra Hanımcığım. Buyurduk efendim. Bir iki bir şey alacağım. Sebze meyve ne vereyim? Bir kilo pırasa, bir kilo patates, biraz da havuç alacağım. Başınız sağ olsun. Üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik. Haklısınız. Çok para yemiş, çok düşmanı varmış diyorlar. Vallahi biz de gazetelerden okuyoruz. Evet, olan kızcağız oldu. Kızıma ne olacak, gayet de iyidir. Hayır, genç yaşta dul kaldı fukara. Bir kilo da havuç. Adam bir kadından söz etti. Hangi kadın? Güya Kürşat'ın hayatında başka bir kadın varmış. Birkaç yıl süren bir ilişki dedi. Allah Allah, o zaman o kadını tanıyor. Hayır, tanısa söylerdi. Birileri görmüş, ona söylemişler. Kim? Ne bileyim. Bar restoran sahipleri herhalde. Kadının adı neymiş? Bilen yok. Yalnız hep Kürşat'la birlikteymiş. Onu bir bulabilsek çok şey çözülecek. Ne biliyor? Hem ne biliyorsun? Belki de seni tahrik etmeye çalışıyor adam. Saat kaç? 4'e 5 var. Başkomiser arıyor. Buyurun ben Ebru. Saat 4 gelip şu tutanağı yazacak mısın? Hayır. Hayır mı? Ama neden? Çünkü ben Kürşat'ın öldüğüne inanmıyorum. Nasıl? Eğer bildiğin bir şey varsa bunu bize de söylemelisin. Bir şey bilmiyorum. Sadece böyle hissediyorum. Fakat Ebru Hanım, bu işlerde duygu olmaz. Ortada somut veriler var. Biz bunlara dayanarak karar vermek zorundayız. Aslında bu davranışınızla işimizi zorlaştırıyorsunuz. Siz tutanağa benim tam emin olmadığımı yazın. Bir sürü kuşku yaratıyorsunuz Ebru Hanım. Lütfen beni zorlamayın. Siz öyle yazın. Pekala. Ama bir şey biliyor da bizden saklıyorsanız külahları değişiriz ona göre. Bir şey saklamıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kimdi? Polis. Benden tutanağı imzalamamı istiyor. Ne tutanağı? Yanan ceset konusunda. O olmadığından emin misin? Olabilir fakat... Fakat ne? Ya sen deli misin kızım? Bas imzayı, kurtul şu heriften. Yoksa hayatın boyunca ayak bağı olacak sana. Olsun. Biraz daha beklemek istiyorum. İyi, bekle o zaman. Asıl şey, Hakkı abinin karısına ameliyat gerekiyor. Baban şu parayı verebilir mi? Harold şekerim, bu gece konuşurum. Teşekkür ederim ama bir iki ay vadeli. İcap ederse banka faizini de öderiz. Olur mu öyle şeye buş? Biz kardeşiz. Milletin ağzına sakız olduk. Eve gelinceye kadar 20 kişi başsağlığı diledi. Hayret, ne meraklı millet. Güzel bir yer. Ne çok genç var. Şuraya geçelim. Tamam, geçelim. Ne yemek istersin? Bir şey istemem. Ben yiyeceğim, bana eşlik edersin. Pekala, bir hamburger ve kola. Patates? Olabilir. Pekala, sen rahatına bak. Buranın hoşuna gideceğini düşündüm. Evet, biliyorum. Bir derdin mi var senin? Hayır. Hayır mı? Sanki bir şey söylemek istiyorsun da bir türlü söyleyemiyorsun gibi. Bana çocuk muamelesi yapıyorsun. Ne ilgisi var? Evet, bütün davranışların. Bu seçtiğin yer.
Böyle düşüneceğini bilseydim bir gece kulübüne götürürdüm seni. İstemem. O zaman? Sema sana gelmiş. Evet. Onu arabayla evine bırakmışsın. Evet, başka ne yapabilirdim? Pat diye çıkıp geldi. Ama evine bırakmışsın. Çıkıyorum demesem saatlerce oturacaktı. Kız bir de masaların üzerine oturuyor. Evet, yapar. Anlayacağın abuk bir tip. Ben? Sen... Sen iyi bir kızsın. Sadece bu kadar mı? Sana çok yakıştı. Tamam, bunu alalım. İlk giydiğim daha iyiydi. Sen bilirsin ama ikisini birden alamam, biliyorsun. Tamam, ben öncekini istiyorum. Pekala. Bunları alıyoruz. Hayatımda Nevzat Bey'den başka kimse yok ki. İyi de onunla düşüp kalkmayacaksın herhalde. Saçmalama. Orada burada dolaşmanı da istemiyorum. Nasıl olacak peki? Elin adamı bana vakit ayırıyor. Ben istemiyorum. Eğer evlenmek istiyorsan git evlen. Nasıl, ameliyatı aldılar mı? 2 saat oldu. Hala çıkmadı mı? Hayır. Demek ki önemli bir şey. Aman Allah korusun. Doktor Bey, nasıl hastamız? Uru çıkardık. Bayağı büyük bir parça. Umarız iyileşir. Yani kanser mi? Bilmiyoruz. Test sonucunda belli olur. Aman Allah. Hemen telaş etmeyin canım. İzninizle. Ne oldu? Ne dedi doktor? Kanserden şüpheleniyorlar. Vah vah, yazık. Nasıl? Baygın. 2 saat önce uyanmaz diyorlar. Hadi ablacığım, isterseniz siz gidin. Pekala, sonra biz yine geliriz. Ben sizi bırakayım, sonra geri dönerim. Sen burada kal Cemgöz, biz gideriz. Olur, bu nasıl olsa 1-2 saat kadar uyanmaz diyorlar. Hadi gelin. O sana hemen söylemiş. Sen onu anlatmazsın herhalde. Bugün birlikte çıktınız. Sema'ya mı? Sen delisin galiba. Ne bileyim, ben diyeyim de. Bana bak Cemgöz, çocukları al bize getir istersen. Ne lüzum var abla? Benim baldız bakıyor. Onun çocukları yok mu? Var, onlar da bizde. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Hayır, bir an birini görür gibi oldum da. Kürşat'ı mı gördün yoksa? Öyle sandım. Yukarı gel, bir şeyler yersin. Yok, ben hastaneye döneyim. Peki, kendine gelince bizi ara, tamam mı? Tamam, ararım. Aman Allah korusun. İnşallah kadına bir şey olmaz. İnşallah. Ne zaman belli olurmuş? Ne? Testin sonucu. 1-2 gün içinde. Allah çocuklarına acısın. Geldiniz mi? Geldik. Oldu mu ameliyat? Oldu kızım. İyidir. Ah, sevindim. Akşama ne yemek yapayım? Bilmem. Bilmem bilmem. Sonra da yemek beğenmiyorsunuz. Çiğdem. Efendim abla. Gelsene biraz. Bakıyorum artık lüks Mercedes'lerle dolaşıyorsun.
Hemen bozulma, sadece merak ettim. Kimdi o? Hiç, bir arkadaşın abisi. Yolun üzerindeymiş, beni bıraktı. Peki o arkadaşın niye yoktu arabada? Onlar ayrıldılar, biz kaldık. Bana yalan söylüyorsun. Vallahi. Ben sizi gördüm. Haliniz hiç de öyle abi kardeş ilişkisine benzemiyordu. Neye benziyordu? Bana doğru söyle, sevgilin mi o? Ne zamandır çıkıyorsunuz? Bütün bunlara cevap vermek zorunda değilim. Ne oldu buna? Bana bakın, bir de siz birbirinizi yemeye başlarsanız. Efendim? İyi, kendine geldi demek. Tamam, ben akşam gelirim. Olur mu canım? Tamam. Nezaket kendine gelmiş, konuşuyormuş. Ayva, gel buraya. Gel de niçin tartışıp durduğunuzu... Merhaba. Merhaba anne. Bu benim kızım. Evet, Sema'ydı değil mi? Evet. İşte kızım, sana hep bahsedelim ya Nevzat Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, kusura bakma, benim kız biraz dağınıktır. Ziyanı yok. Olacak şey mi bu? Şirket bana ait. Bu kıyafeti benim giymem pek yakışık almaz. Al şunları, evi rezil etmişsin. Niye getirdin o adamı eve? Ne yani, sana mı soracaktım? Tabii sormazsın. Bana bak, adamın karşısında surat asma. O benim arkadaşım. Sevgilim desen? Evet, belki de evleneceğim onunla. Çiğdem. Çiğdem. Bak canım, gelsene biraz konuşalım seninle. Ne konuşacağız? Güzel şeyler. Vallahi kızmayacağım. Gel salonuna geçelim. Ne konuşacağız? O bir arkadaşının abisi falan değildi değil mi? Hayır. Peki kim? Bir seyahat acentesi var, adı Ferit. Nasıl tanıştınız? Sema ile birlikte babasına gitmiştik. Orada mı tanıştınız? Fakat sana göre yaşça biraz büyük değil mi? 30 falan. Sen 17. Akranlarında dolaşsan daha iyi olmaz mı? Ne ilgisi var? Canım kardeşim, şu son bir ay içinde olanları sen biliyorsun. Benzer şeyleri senin de yaşamanı istemiyorum. O iyi bir insan. Olabilir ama iyice tanıyıp etmeden... Bir şey yaptığımız yok. Bugün kafeteryada biraz oturduk, işte o kadar. İş güç sahibi bir adamla bir lise öğrencisi. Hiç hoş değil. Ona da pek hoş gelmiyor. Yani sen mi? İş yeri nerede? Tepe başında galiba. Pekala. Canım kardeşim, bu tür şeyleri ikimiz de ciddiye almamalıyız. Görüyor musun? Hayatta annemizden başka kimsemiz yok. Biz birbirimize destek olmak zorundayız. I can arrange full pension. Hı-hı. Each $60. Hı-hı. For 150 people. Hı-hı. If you get okay, the reservation will be all right. Hı-hı. I want it between 15 and 21st of May. Okay. We agree on the date. Are you going to join us? If I can arrange my business, I stop by for one or two days. Evet, kim arıyordu? Bir tanıdığım. İsim? O beni tanımaz. Az önce tanıyorum demiştiniz. Lütfen görüştürür müsünüz beni? Bir şey mi vardı? Evet, bayan sizinle görüşmek istiyor Ferit Bey. Ya, ne konuda acaba? Siz. Evet, Ferit benim. Buyurun, odama geçelim. Buyurun oturun. Hayır, teşekkür ederim. Konu neydi acaba? Ferit Bey, gördüğüm kadarıyla güzel bir iş yeriniz, iyi bir işiniz var. Lise çağındaki küçük kızlarla dolaşmak yakışıyor mu size? Neden güldünüz? Kimden söz ettiğinizi anlayamadım. Ya, demek o kadar çok var. Pekala, ben Çiğdem'in ablasıyım. Ve size ondan uzak durmanızı öneriyorum. Siz öyle istiyorsanız. Lütfen. Hiçbir aile lise çağındaki çocuklarının böyle kocaman adamlar tarafından ayartılmasını istemez. Efendim? Londra arıyor efendim. Hello Mrs. Colligan. Yes. 3200 bed is okay. Yes, yes. It is in cedar and first class. You will send £25,000 now.
Later you will send 50,000 in May. Okay, bye. Bir şey içer miydiniz? Merhaba, biz geldik. Bizden pek hoşlanmadığınızı biliyorum. Fakat polise arabada yanan cesedin kocanıza ait olmadığını söylemişsiniz. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama tutanağı imzalamamışsınız. Evet, çünkü emin değilim. Ya demek öyle. Kocanız nerede peki? Siz iyice saçmalamaya başladığınız zaman. Arkadaşınız neden bu kadar sinirli? Giderek beni de sinirlendirdiğinizin farkında mısınız? Okul çıkışı Ferit'i arayalım mı? Bilmem. Oo, merhaba Ebru Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Borcumuz olan parayı getirdim. Ne acele, daha vakit vardı. Olsun, siz senedi getir. Pekala. Evet, buyurun. Çek olarak ödememde bir mahsur yoktur sanırım. Arkasını ciro ederseniz tamamdır. Aslında çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Neden? Eşiniz, gazetelerden okuduk. Aa, evet, teşekkür ederim. Bir telefon edebilir miyim? Tabii. Kabine geçin lütfen. Çok iyi bir insan ama talihsiz. Hı hı. Merhaba Ferit Bey. Ben Ebru. Çiğdem'in ablasıyım. Aa, evet. Sabah büronuzda çok kaba davrandım. Düşündüm ki... Evet, sizi dinliyorum. Size haksızlık ettim galiba.